Hayreddin'i Tokadi Türbesi'ndeki yeşil alanın ortasına yapılan beton yapı vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Dere yatağındaki yapının temeli sürekli akan suyun direkt temas etmesiyle aşınırken yapının ne için yapıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Kültür turizmi açısından Bolu'nun en önemli mekanlarından olan yeşiliyle ve doğasıyla insanları kendine aşık eden Hayreddin'i Tokadi Türbesi'nde beton yapılar yükselmeye devam ediyor. Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçilerin geldiği, manevi değerleriyle kültür turizmi noktasında Bolu'nun önemli değerlerinden olan Hayreddin'i Tokadi Türbesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaz-kış birçok vatandaşın uğrak noktası olan ve yeşil doğasıyla kendine hayran bırakan alanda betonlaşma devam ediyor. Derenin içerisindeki çelik ve beton kullanılarak inşa edilen yapının ne için yapıldığı hakkında ise bir bilgi yok. Bölgede akan derenin tam ortasına yapılan bu yapı ayrıca sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki de gördü. Büyük şehirlerin en işlek noktalarındaki binalarda yaygın olarak kullanılan çelik konstrüksiyonla desteklenmiş yapının ne işe yaradığı veyahut da ne için yapıldığı hakkında bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da bilgi sahibi değil. Türbeyi ve bölgeyi ziyarete gelen misafirlerden Zafer Ergün yapıyı beğenmediğini söyledi. Ya, dinlenme yeri olan çok güzel de mantığı yok, su geçiyor altından. Nasıl iyi midir bilmiyorum. Ama şöyle anca şöyle dinleme tesisi olur. Başka bir şey olmaz orada. Şu anda bozmuş. Pek beğenmedi. Ankara'da yaşayan ve inşaat işinde çalıştığını dile getiren bir vatandaş da doğanın içindeki bu tür yapılaşmaları sevmediğini aktardı. Doğanın içindeki herhangi böyle bir şeyi şahsen beğenmiyorum. Ama bunun altyapısında ne vardır? Ne için yapıldı? Onun için ne desem yanlış olur. Ya şimdi genelde hep ahşapları görüp beğeniyoruz ama ben genel olarak kesmezseniz fikrimi şöyle söyleyeyim. Bir konu hakkında hiçbir bilgisi olmadan yorum yapmam doğru değil. Zaten genelde bizim sorunumuz bu. Şu anda şu yapı, ben Ankara'dayım. Ankara'da ikamet ediyorum, yaşıyorum. Sadece gördüm ama hiçbir fikrim yok. Ne desem çok yanlış bir yorum olur. Onun için genel olarak doğanın içindeki yapılaşmanın hiçbirini ben de sevmiyorum. İnşa edilen çelik ve betonarme yapı derenin aktığı alanda bulunuyor. Dereden akan su direkt beton yapının temeline temas ediyor. Bu konuya da dikkat çeken Nurettin Çakır hiçbir anlam veremediğini kaydetti. Vallahi ben hiçbir anlam veremedim kardeşim buna ya. Ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ama hiçbir anlam da veremedim yani. Bir kere buradan su geliyor. Suyun ayığı bu. Yani ne yapmaya çalışıyorlar burada anlamadım. Dere yatağındaki çelik ve betonla yapılan yapıyla ilgili hiç kimsenin bilgisi yok.